Çok değil, DDR5 RAM'ler 6 Ocak 2020 tarihinde SK Hynix tarafından duyurulmuştu hatırlarsınız. O yüzden wow, yeni bir platform ne olacak acaba, uçacak mı, 8000 MHz çıkacak diyorlar, performanslar nasıl derken balon söndü arkadaşlar. Üretilen bütün RAM'lere saygım var. Çünkü üzerindeki mühendislik çok ciddi. Fabrikasyon ortamında bildiğimden dolayı o tarafta bir problemimiz yok. İş pazarlamaya geldiği zaman patlıyor. Yani bizim derdimiz buralarda birazcık. AMD'nin yeni anakartları geliyor biliyorsunuz. İsmi X670 serisi olacak. Adamlar sözünü tuttu ve yıllarca AM4 platformunda hatırlayın biz soketlerimizi kullanmaya devam edebildik. Bu bizim avantajımız oldu. Intel gibi her sene soket değiştirerek kardeşim yeni işlemci almak istiyorsan yeni anakart alacaksın demediler. Ama artık bu sene arkadaşlar AMD ki yeter daha. Yani yeni soket yapıyor. Yeni anakartları kullanacaksınız. Ama sürpriz, bir baktı ki DDR5 RAM'ler hayırlı olsun. Yani AMD'nin yeni anakartlarında da DDR5 kullanmak zorunluluğumuz var şu an için. Yani sonradan dersler ki Intel gibi bazı modellerde DDR4 kullanabilecek başımız üstünde yeri var. İnşallah öyle olur. Ama şu anki görünen köy kılavuz istemez muhabbetine baktığımızda DDR5 kullanılacak gibi. Haliyle bu arkadaşlar üretildikten sonra piyasalara dağıtılmaya başladığında ilk izlenimimiz şok geçirmek oldu. Niye? Çok pahalı. DDR5 RAM'lerin değil fiyatına böyle bir bakabilmek yanına yaklaştığında zaman bile cozurdamaya başlıyorsunuz. Ben de önce bir hesaplama ardından performans karşılaştırması yaptım. Finalde şuna bakacağız. Bu paraları vermeye değer mi? Basit bir hesaplamayla başlayalım. Bugün Akakçe'ye girdiğinizde arkadaşlar, orada hani genel olarak bütün ürünleri en düşük en yüksek fiyata bulabildiğim için orayı baz aldım. Bakıyoruz abi, en düşük 2x8 16 GB 3200 MHz RAM 1042 TL'ye satılıyor. Dual channel. Peki en düşük DDR5 2x8 4800 MHz RAM ne kadar diye baktım. 2204 TL. Arada nereden baksanız yarı yarıya fark var. Şimdi en pahalısını söylemeye dilim varmıyor. Ne kadardır en pahalı sence Uğur? 32 GB. 64 de değil, 128 de değil. 32 GB. DDR5'ten. DDR5. DDR4 olsaydı maksimum hani 4000 lira falan olurdu. 4-5 bin lira bence. Ama DDR5 olduğu için ben 10.000. 10.000 mi? 19.000 TL. DDR5 32 GB. Peki şuna da bakmak gerekiyor. Bugün RAM'i satın aldık. DDR5 yapacağız. Kafaya koyduk. En düşük satın alabileceğimiz DDR5 anakart ne kadar diye baktığımız zaman girin Akakçı abi, sıralayın. En düşüğü seçin. 4112 TL'ye MSI Pro B660 modelini alabiliyoruz. En düşük fiyat. Buraya kadar tamamız değil mi? Problem yok. A320 serisini saymıyorum. O çok low profil kalacaktır. Ama DDR4 RAM takabileceğimiz en düşük anakarta baktım. Hani ya A320 takarsın, ya A520 ya da B450'dir. Bunun en giriş seviyeleri. Bunu yine Akakçe'den en düşüğü listelediğim zaman arkadaşlar 938 TL'ye Esrak A520 alabiliyoruz. Ve DDR4 RAM takabiliyorsunuz. Aramızdan birine şunu dediğin duyar gibi mi? Hocam A520 ne? B660 gibi orta segment bir anakart bulsana. Biraz da eşitleyelim. Tamam abi, eşitleyelim. Sen iste yeter ki. Bugün B550'yi geçtim. X570 serisi AMD'nin üst seviye anakartlarından biliyorsunuz. En düşük ne kadar diye baktım. 2299 TL alabiliyoruz. Şimdi o fiyat listesinden sonra bir maliyet hesaplaması yaptım. Tek tek hesap makinesini açın. DDR5 ne kadar, DDR4 ne kadar, arada ne kadar fark var bir bakalım. A520 artı 16 GB 3200 MB DDR4 RAM aldığımız zaman 1042 TL artı 938 eşittir 1980 TL yapıyor. En ucuz X570 3200 MHz RAM, satın aldığımızda ise 2299 artı 1042 3342 TL'ye bu arkadaşları da alabiliyoruz. DDR5 tarafında ise 2204 artı 4112 TL RAM artı anakartı eklediğimizde 6316 TL yapıyor. Şimdi ise iki platform arasındaki fiyat farkına bakalım. A520 anakart ve 16 GB RAM DDR5 ile karşılaştırıldığı zaman 6316-1980 4336 TL cebinizden daha fazla vererek DDR5 alabiliyorsunuz. Yok kardeşim, eşit olsun, B666'ya yakın olalım, X570'e bağlayalım dediğimiz zaman fiyat farkı 6316-3341 eşittir 2975 TL daha fazla para vermek durumundasınız. Asıl sorumuz şu: DDR5 RAM'lerin pahalılığı havada böyle çarpışırken bu kadar para verdiğimiz zaman performansa değiyor mu? Dikkat ederseniz Horizon 5'te her iki RAM'in de 12 GB kullandığını görüyorsunuz. Ama 5200 MHz'in ise 11 GB civarında dolaştığını fark ediyoruz. Bunun sebebi ise MHz arttıkça RAM kullanım miktarında düşüyor olması. Aradaki FPS farklarına bakacak olursanız arkadaşlar, yani 2-3 civar. Şaka gibi geliyor yani, değil mi?
Dikkat ederseniz 3200 MHz RAM hızında Rainbow Extraction'da arkadaşımız 13 GB'ı aşarak 14 GB'a yakın kullanıyor. 2 GB kaldı sisteme. Neredeyse fullleyeceğiz yani. 4400 MHz'de ise yaklaşık 800 MB daha aşağıda kullanarak performans sergilerken 5200 MHz'de de biraz daha az RAM kullanımı olduğunu görebiliyoruz. Ama performans farkına bakarsanız öyle ortalığı yırtacak bir şey olmadığını... Ortada. Final bölümünde arkadaşlar DDR5 RAM'lerin pahalılığı konusuna değinmeye çalıştım. Şu anda baktığınız zaman verdiğiniz paraya performans değmiyor abi. Taş çatlasın diyorum bakın, taş çatlasın. Aradaki megahertz farkı açıldıkça FPS'inizde 15, hadi olsun 18-20 FPS fark ediyor. Ya abi benim cebimden çıkan para 3000-5000 daha fazlaştı veya 10.000 daha fazlaştı. Biz bunu neye dayatacağız? Biz bunu neye karşılık vereceğiz? O yüzden DDR4 RAM'ler artık yavaş yavaş bitmeye başladı. Farkındayız. AM4 platformu bitiyor. AM5 ile beraber DDR5 kullanacağız. Intel'de keza aynı şekilde. Ama Türkiye'de kaç kişi DDR5 sistem dizebiliyor diye baktığınız zaman soru işareti. Sanırım şimdiye kadar çekmiş olduğumuz videolarımıza baktığımız zaman biraz böyle yorumlarda mukayese yapıyoruz yani. Kavgada üçler oluyor fiyat konusunda. Emin olun 100 kişiden belki 2 kişi de DDR5 duymuşumdur. Onun dışında ben DDR5 sistem yapacağım diyen çok çok az. Çünkü maliyetler tavan abi. Gerçekten. O yüzden şunun bilincindeyiz. Evet. Sistem toplamak Türkiye'de çok çok zorlaştı. Dolar kuru zaten tavan yapmış durumda 18'lerde. Bir an onun kavgasını herkes vermeye çalışırken DDR5'lerin RAM'leri maalesef esamesi okunamıyor. Ama anlayamadığımız nokta yeni bir teknolojinin çok pahalı olması ama vermiş olduğu performansın çok da fazla olmaması. Hadi diyeceğim ki performans da çok iyi. Abi ona göre de pahalı. O da yok abi. Eğer ki işin içinden sıyrılan bir arkadaşımız varsa lütfen onu da yorumlardan yazsınlar. Biz de hep beraber ortalığı bulmaya çalışalım. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım bundan sonraki süreçlerde de şu dolar kuru artık biraz aşağı iner de nefes alırız diye düşünüyoruz. Zaten her şey çok yüksekken bu taraflarda yakın zaman içerisinde popüler olmaya başlayacak. Yani popülerden kastım şu. Her yerde DDR5 konuşulacak. Çünkü AM5 anakartlar DDR5 destekliyor. Ama herkes alamadığından dolayı şikayet etmeye başlayacak. Ben de erkenden bu videoyu çekerek durumu izah etmeye çalıştım. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.